Tarihler 22 Haziran 1941 gününü gösterdiğinde Almanya Sovyetler Birliği'ni işgal planı olan Barbarossa Operasyonu harekatına başladı. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'ye bu haber verildiğinde İnönü tabiri caiz ise sevinçten havalara uçtu. Çünkü neredeyse tüm Avrupa'yı istila eden Almanya, Türkiye'nin Bulgaristan sınırına dayanmış, Almanya Türkiye'ye saldırır mı, saldırmaz mı tartışmaları gün yüzüne çıkmıştı. Peki Almanya neredeyse tüm Avrupa'yı egemenliğine almışken Türkiye'ye neden saldırmadı? Bunun birçok farklı nedeni var. Bu nedenleri kategorize ettiğimizde tarihi, siyasi, coğrafi, askeri, ticari olarak bölümlere ayırabiliriz. Neredeyse her videomuzun yorumlarında tekrar tekrar sorulan Almanya Türkiye'ye neden saldırmadı sorusuna bu videomuzda cevap aramaya çalışacağız. Arkadaşlar zaman zaman yorumlarda ben de kanal açmak istiyorum, yardımcı olur musun gibi istekler geliyor. İşte bu konuda sizlere yardımcı olacak bir platform önerisinde bulunacağım. Sorbil online eğitim platformu ile yabancı dil, yazılım, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim kategorilerinde kendinizi çok rahatça geliştirebileceksiniz. YouTube platformu için gerekli tüm programların eğitimleri, hatta YouTuber olmak için izlenecek adımların da eğitimleri Sorbil'de mevcut arkadaşlar. Yine yabancı dilinizi geliştirmek isterseniz alanında uzman kişilerin oluşturduğu eğitimler ile sadece İngilizce değil, Korece, Almanca, Fransızca ve İspanyolca eğitimleri alabileceksiniz. Eğitimleri tamamladığınızda hiçbir ücret ödemeden uluslararası geçerliliğe sahip bağımsız İngiliz akreditasyon kurumu CPD tarafından uluslararası sertifika alabiliyorsunuz. Yazılım eğitimleriyle de kendinizi geliştirerek dijital dünyada kariyer hedefleyebilirsiniz. Yine kişisel kariyer gelişiminiz için birçok eğitim Sorbil'de yer almaktadır. Sorbil'in en güzel yanı başka platformlarda bir eğitim için satın aldığınız fiyata sistemdeki tüm eğitimlere erişim sağlayabilmenizdir. Böylece bir eğitime odaklanmak yerine kendinizi geliştirmek için farklı eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Üstelik binlerce lira döktüğünüz bu eğitimlere aylık 49.90 veya yıllık 290 liraya sahip olabileceksiniz. Ayrıca Sorbil Premium satın alırken takipçilerimize özel tarih kodu ile %20 ek indirim alabilirsiniz. Her ay yenilenen eğitimleri kaçırmamak için hemen aşağıdaki linkten Sorbil Premium'a kayıt olarak kendinizi geliştirmeye başlayın. Arkadaşlar ilk olarak Almanya Türkiye'ye neden saldırmadıdan ziyade saldırmayı düşündü mü? Buna kısaca değinelim. Almanya Türkiye'ye saldırmayı düşünmüştü. Fakat bunun için gelişmesi gereken şartlar ile uzun bir zaman vardı. Ama Almanya'nın büyüme planları içinde Türkiye çok aşağı sıralardaydı. Daha önceden detaylandırdığımız Gertrude planı Almanya'nın kasasında hazır duruyordu. Almanya bu tip planları sadece Türkiye için değil, kritik öneme sahip birçok ülke için yapmış, günü geldiğinde planı devreye sokmak için kasasında saklamıştı. Yine Almanya Türkiye ilişkileri videomuzda 2. Dünya Savaşı dönemindeki iki ülkenin birbirlerine karşı politikalarını detaylandırmıştı. Şimdi ilk olarak tarihi nedenlere göz atmaya başlayalım. İlk olarak aklımıza gelecek tarihi konu tabii ki 1. Dünya Savaşı'dır. Almanya ile Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'nda aynı saflarda yer almış, her iki ülke de bu savaştan yenik ayrılıp ağır anlaşmalar imzalamak zorunda kalmıştır. Bu ortaklıktan dolayı Alman toplumunda Türklere karşı bir sempati zaten vardır. Ama Hitler yönetiminin sempatisi Osmanlı Devleti döneminden değil, yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti üzerindendir. Neden derseniz 1. Dünya Savaşı'nda kaybetmiş ülkelerin arasında imzalanan ağır anlaşmaları tamamen yırtan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir. Özellikle Britanya Sevr Anlaşması'nın devam ettirilebilmesi için devreye Yunanlıları sokarak Sevr Anlaşması'na direnen Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki özgürlük için mücadele eden herkesi sindirmek istemiştir. Bu direniş Versay Anlaşması'na karşı duran Adolf Hitler'e yol gösterici olmuştur. Bu yüzden Nazi Almanya'sının tarihi bakımdan Türkiye'ye karşı bir sempatisi vardır. Tabii ki bu tek başına Almanya'nın Türkiye'ye saldırmaması için bir neden teşkil etmemektedir.
İkinci önemli konu ise ticari ortaklıktır. 1930 yılında daha Hitler iktidara gelmeden önce Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarından biri Türkiye'ydi. Türkiye'nin yaptığı ithalatın yani dış alımın %8.6'sı Almanya'dandı. Almanya'nın ise ithalatının %13.1'lik kısmı Türkiye'den geliyordu. Hitler iktidara geldikten sonra 1936 yılındaki verilere göre Türkiye ithalatının %46'sını Almanya'dan karşılıyordu. Benzer şekilde Almanya'da ithalatının %49.5'lik bölümünü Türkiye'den karşılıyordu. Yani Hitler iktidarı işgal hazırlıklarına başladığında iki ülke arasında neredeyse yarı yarıya bir ticaret anlaşması vardı. Bu ilerleyen dönemde de devam edecek ekonomik bir durumdu. Nazi Almanya'sının parasal yönden çok sıkıntısı yoktu. Ama Almanya'nın güçlenmesini istemeyen Britanya ve Fransa kontrolünde olan birçok ülkeden ham madde tedariki için pazar bulmakta çok zorlanıyordu. Tabii ki 2. Dünya Savaşı konularına biraz hakim olan arkadaşların tahmin edeceği üzere Almanya'nın Türkiye'den satın aldığı en önemli madde kromdu. Krom tedariki için de Türkiye'den başka alternatif bir kaynağı yoktu. Krom neden önemliydi derseniz, krom olmadan günümüzde hayranlık duyduğumuz Alman zırhlı araçlarının hiçbiri üretilemezdi. Krom çeliğe karıştırılarak çeliğin paslanmasını önlemektedir. Bu sadece zırhlı araçlarda değil, tüm savunma sanayisi için önemlidir. Arkadaşlar. İşte Almanya İsveç'e neden saldırmadı sorusunun cevabı da aynı nedendir. Burada şunu düşünebilirsiniz. Türkiye'yi işgal edip tüm kroma sahip olsaydı. İşte burada da Türkiye'nin coğrafi yapısı devreye giriyor. Türkiye'nin topografik haritasına baktığımızda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi çok engebeli ve dağlık bölgelerdir. O dönem Türkiye'nin karayolları ve demiryolları sistemleri de oldukça zayıftı. Yine Türkiye'nin yüzölçümüne baktığımızda 783.562 km²'dir. Yüzölçümü olarak Türkiye'yi Avrupa ile karşılaştırdığınızda Avrupa'nın en büyük ülkesidir. Savaş coğrafyasının içinde de Sovyetler Birliği'nden sonra ikinci büyük ülkedir. Böyle geniş bir alanda askeri hakimiyeti kurmak bayağı zor bir iştir. Yine coğrafi olarak baktığımızda Türkiye'ye asker sokmak da ayrı bir dert arkadaşlar. Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Trakya'ya rahatça ilerleyebilirsin. Ama boğazlara geldiğinde takviye getirmen ve büyük bir orduyu anakaraya çıkarman sizi oldukça uğraştıracaktır. Yine burada Almanya teknolojik olarak da askeri olarak da çok üstünlük sağlayabilirdi diyebilirsiniz. Zaten konumuz Almanya işgal edebilirdi ya da edemezdi değil, niye saldırıya geçmediğidir. Zaten Almanya ticari olarak istediğini almaktadır. Asıl hedef olan Sovyetler Birliği'nin düzlüklerinde ilerlemek varken sıkıntılı bir coğrafyaya saldırıp askeri anlamda sıkıntı neden yaşasın? Sadece ülkeyi işgal etmek de yeterli değil tabii ki. İşgal ettiğin yerde düzeni sağlayacak birlikleri de o ülkede çakılı tutman gerekiyor. Bu da asıl hedef olan Sovyetler Birliği işgali için gücünün azalması demektir. Yine Almanların en önemli hedefi olan petrol için düz bir haritaya bakarsanız en kestirme yol Bakü için de, Orta Doğu petrolleri için de Türkiye üzerinden görünüyor. Ama o bölgelerde dağlık alanlar olduğu için karayolları ile asker sevkiyatı aşırı ve aşırı zor. Zaten 2. Dünya Savaşı'nda en önemli takviye ve ikmal yolu raylı sistemlerdi. Ekranda gördüğünüz harita 1936 yılındaki demir yollarını gösteriyor arkadaşlar. Diyelim ki Almanya Türkiye'ye saldırdı ve ele geçirdi. Almanların Bakü'ye ulaşabilmesi için sadece bir demir yolu hattı var ve Sivas'tan sonra gördüğünüz üzere hat tamamen alternatifsiz şekilde tek hat olarak ilerliyor. Buralara yapılacak sağlam bir bombardıman sizin bütün ilerleyişinizi durduracaktır. Bu nedenle düz yol varken Türkiye'yi işgal etme riskine girmeye gerek yok tabi. Orta Doğu petrollerine gelirsek de oradan çıkan petrolü Türkiye üzerinden taşıyıp Almanya'ya ulaştırmak da oldukça zordur. Askeri konuya gelirsek zaten coğrafi sorunlarda biraz değindik. Bunu biraz daha açarsak 1940 yılında Türkiye nüfusuna baktığımızda 17 milyon 800 bin gibi bir rakam görüyoruz. Bunu seferberlik şartlarındaki askerlik yapmaya uygun 15-35 yaş aralığına indirdiğimizde 2 milyon 300 bin kişilik gibi bir askeri güç olduğunu görüyoruz. Bu coğrafi sıkıntılarda bu kadar bir direnişi kolay kolay alt edip düzeni sağlamak oldukça güçtür. Biraz
önce değindiğimiz ikmal yolları da sıkıntılı olduğu için Türkiye'yi işgal edip düzeni sağlamaya harcayacağınız efor oldukça yüksek olacaktır. Oldu ki bunu sağladınız. Türkiye üzerinden Bakü'ye gitmek yine sıkıntılı olacaktı. Çünkü dar bir alandan ilerleyeceğiniz için Sovyetler Birliği'nin savunma yapması çok kolaylaşacaktı. Türkiye ele geçirildiğinde tabii ki müttefikler de devreye girecekti. Özellikle Britanya'nın elinde Kıbrıs gibi bir üst vardı. Türkiye ele geçirilince Türkiye'deki kuvvetlerin güvenliği için Kıbrıs'ı da ele geçirmeniz gerekliydi. Ayrıca Akdeniz'deki üstünlüğü de sağlamak için donanmanızın da Britanya donanmasından üstün olması gerekiyordu. Bir diğer önemli konu ise boğazlardı. Türkiye'nin elinde İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi kritik öneme sahip iki geçiş yolu bulunuyordu. Türkiye'nin savaşa girmemesi ve boğazları kapatması zaten Almanya'nın işine gelmekteydi. Çünkü müttefiklerin Akdeniz'den Sovyetler Birliği'ne yardım yolu kesilmişti. Almanya Türkiye'yi işgal etmiş olsa, Almanya bir de bu boğazları korumak için çaba göstermesi gerekecekti. Zaten Almanya Sovyet gemilerini batırmak için daha önceden incelediğimiz üzere karadan U-botlarını Karadeniz'e sokmuştu. U-botlardan bazıları da hala Türkiye'nin Karadeniz sahillerinde yatmaya devam etmektedir arkadaşlar. Son olarak siyasi nedenlere gelirsek, Türkiye 2. Dünya Savaşı döneminde denge politikası izliyordu. Yani ne müttefiklere yakın oluyor ne de mihver devletlere yakın oluyordu. Bunu da daha önceden geniş şekilde detaylandırmıştık. Durum böyle olunca Hitler yönetiminin zaten Türkiye ile bir derdi yoktu. Türkiye'den talep ettiği en önemli konu krom ve boğazlardı. Krom zaten Almanya'ya gidiyordu. Boğazlar da kapalıydı. Siyasi olarak da bir çekişme yoktu. Yani acil olarak Türkiye'yi işgal edecek bir durum yoktu. Ama basit bir senaryo yazarsak, Almanya Sovyetler Birliği'ni ele geçirmiş, Afrika'da başarılı olmuş, Orta Doğu petrollerine yanaşmış olsaydı, kritik coğrafi konumundan dolayı Türkiye'yi işgal planlarını ciddi ciddi düşünebilirdi. Tabii ki o zamanki siyasi durumlar neyi gösterirdi bunu bilmek de çok zordur. Gertrude planı videomuzda da özellikle bunu vurgulamaya çalışmıştık. Genel hatlarıyla baktığımızda Almanya'nın Türkiye'ye saldırması, özellikle Barbarossa operasyonu öncesi tamamen gereksizdi. Zaten Adolf Hitler de bunun farkındaydı. Barbarossa operasyonunun temeli de sürprize dayalıydı. Türkiye'ye yapılacak ufacık bir hamle bile Sovyetler Birliği'ni alarma geçirmeye yetecekti. Yine Türkiye saldırısını yapmak Sovyetler Birliği'nden vazgeçmek demekti. Çünkü askeri gücünü doğuya yığmak yerine Türkiye'ye yönlendirecekti. Bunun için İsmet İnönü'ye Almanlar Sovyetler Birliği'ne saldırdı haberi gelince askeri olarak artık Almanların Türkiye'ye olası bir saldırı yapmayacağını eski bir general olarak adı gibi bilmektedir. Arkadaşlar, videomuzda olabilecek senaryoları, sebepleri, nedenleri incelemeye çalıştık. Tabii ki farklı görüş açıları da olacaktır. Sizler de bu konuyla ilgili yorumlarınızı belirterek videoya katkı sağlayabilirsiniz. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.